أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين değerli izleyiciler ikinci programımıza geldik. Kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Kur'an harflerini tanıyalım. Harfleri tanıma konusunda kalmıştık değerli öğrencilerimizle. Evet, geçen hafta Elif, kim bize geçen haftadaki şey anlatacak? Kim bize iyi bir şekilde harfleri okuyup daha sonra bize ayıracak? Tabi soru soracağım. İlk önce içinizden kim acaba harfleri okuyacak? Oku bakalım sen ha. Oku bakalım. Sırayla. Muhammed sen baştan iyi bir şekilde oku bakalım. Elif. Düzgün. Elif. Hı. B. B. T. Hı. Z. Hı. Cim. Hı. H. Hı. K. H. Hı. Dal. Hı. Zel. Hı. Ra. Hı. Z. Evet. Sin. Evet. Şın. Evet. Sot. Evet. Dot. Evet. Evet, şu anki bizim geçen hafta burada durmuştuk. Ama konuya girmeden önce bir daha aşr-ı şerifimizi okuyacağız. Bunu unutmayalım. Bazen unutursan da bana hatırlatmaya çalışın. Tamam mı? Hocam işte bugün aşr-ı okumadık. Tamam mı? Tabii evet, bugün dağdan devam edeceğiz. Konuya girmeden önce bir aşr-ı şerifimizi okuyalım. Ve daha sonra devam edelim. Tamam mı? İnşallah ileriki zamanlarda Kur'an'ı iyi bir şekilde öğrendikten sonra, mahreçleri, dersleri iyi kavradıktan sonra ben de Muhammed kardeşimiz, öğrencimiz gelsin burada bize güzel bir sure okusun inşallah. İleriki zamanlarda. Tamam mı? Allah'ın izniyle daha yolculuğumuz uzun. Bu yolculuk yani en büyük olan yolculuktur. Öyle değil mi? En büyük olan yolculuktur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne demişti? Biz dedik ne demişti? Size en bakalım. Hayırlınız Kur'an'ı öğreten ve öğrenendir. Öğrenen ve? Öğretendir. Evet. En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenizdir. Tamam mı? Bu şuurla biz hareket etmeye başladık. Rabbim inşallah bizi onlardan eyler. Evet, bugün inşallah aşr-ı şerifi aynı şekilde yine Kur'an hakkında olan bir sure okuyacağız. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Kadir suresini okuyacağız. Tamam mı? Evet. İyi bir şekilde bana dikkat edin. Beni dinleyin. Harf çıkışlarıma dikkat edin. Tamam mı? Dudaklarıma dikkat edin. Çünkü inşallah ileriki derste de başlayacağız. Devam edeceğiz inşallah. Evet. Kadir suresini okuyacağız inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من
selam hiye hatta matla'il fecr. Sadakallahul azim. Evet, sadakallahul azim. Allah-u Teala Azze ve Celle bizi Kur'an'ın Kur'an'dan bizi mahrum bırakmasın. Çünkü en büyük olan sevaplardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in sevabıdır. Evet değerli öğrencilerimiz, biz geçen hafta dad harfine kadar okumuştuk. Değil mi? Dad harfine kadar okumuştuk. Ama dediğimiz gibi biz bu programı yaparken üç renge ayırdık. Yani ince olan harflerin rengi ayrı, peltek olan harflerin rengi ayrı, bir de kalın olan harflerin rengi ayrı. Tamam mı? Onlara dikkat edelim. Şurasını birbirine başta yine şey yapalım. Bir dakika. Şin. Şin. Şinin rengi nedir? Buna bunu dikkat edelim, tamam mı? Buna bu açık olan maviye, açık olan yeşile dikkat edelim, tamam mı? Dikkat edelim ki harfleri birbirinden kalın, ince veya peltek olmak üzere üç kısma ayırt etmeye çalışalım. Tamam mı? Evet, biz dat harfine gelmiştik. Dat harfine gelmiştik. Evet. Dat harfine. Tabii buraya da dikkat edelim. Bak arkadaşlar, dat verirken buradaki renk neyse, aynen orada da verilmiş. Buna dikkat etmeye çalışalım. Tamam mı? Bir gelecek harfimizin ismi, dikkat etmeye çalışalım arkadaşlar. Evet. Ta harfi. Ta harfi aynı şekilde hangi şeydendir? Hangi ince mi? Kanıt mı? Veya peltek mi? Kalın bir harftir. Kalın bir harftir. Aynen. Bizim diğer bir harfimiz Va. Va harfimiz. Tamam mı? Va harfimiz. Va harfimiz hem kalın artı bir de söyle bakalım. Peltek. Peltek. Evet, bu harfimizde bu Kur'an'a Kur'an yani Arapça alfabesindeki olan bir harfimiz, diğeri de nedir? Hem kalın hem de peltek olması. Tamam mı? Eğer ki biz bu zayı biz zal ile okursak mana itibariyle nasıl olabilir? Değişebilir değil mi? Ona göre harflere dikkat edelim. Bir diğer harfimiz tabi bu ta ile zayı birbirinden ayrıt eden en büyük şeylerden hangisidir? En büyük noktalardan hangisidir? Söyle bakayım. Bir tanesi ince, bir tanesi kalın. Tamam. Hayır. Bu da kalın harflerinden, şu da kalın harflerinden. Lakin şunu şundan ayrıt eden bir ince bir nokta var. Kim orayı söyleyecek bize? Sen söyle bakalım. Hocam, boğada nokta yok. Kıda boğada nokta var. Ayrıca boğa bir de peltek. Evet. Yani şu an ta harfimiz hem kalın olan bir harf ve za harfine benziyor ama ta'dan ayrıt eden en büyük noktalardan hangisidir? Üzerinde bulunan nokta. Tamam mı arkadaşlar? Dikkat edelim. Bir diğer harfimiz aynı şekilde. Dikkat edin. Bak şu an kaç peltek harfimiz oldu? Kaç peltek harfimiz oldu? Söyle bakalım. 3. Söyle bakalım. Öncelikle hangi harfti? S. İkincisi? Zel. Üçüncüsi? Ve. Va. Sen söyle bakalım. Ve. Evet, ikincisi? Zel. Üçüncüsü? Va. Çok güzel. Sen söyle bakalım Muhammedcan. Se. Evet. Zel. Evet. Va. Va. Bunlara dikkat edelim, tamam mı? Bir diğer harfimiz Ayn harfi. Ayn harfi kalıt mı, ince mi? Söyle bakalım. İnce. İnce harflerden. Çünkü demişti ki bu açık olan mavi
rengini ince olan harflere vermiştik. Tamam mı? Bir diğer harfimiz, ayna benzeyen harfimiz gayn harfi. Tamam mı? Ayn'den ayrıt eden en büyük, en önemli nokta hangisidir yine? Soruyorum size. Söyle bakalım Muhammedcan. Hasan. Üstündeki nokta. Hasancan. Hangisi? Üstündeki nokta. Üstündeki nokta. Tamam, bir de artı bir, yine bir burada ince bir nokta yine var. Kim bana söyleyecek? Söyle bakalım. Hocam, ayın ince, tamam. Ayın kalın. Tamam, kalın harflerden. Tamam mı? Ayın artı kalın harflerdendir. Tamam mı? Dikkat edelim. Bir diğer harfimiz F harfi. F. F. Tamam mı? Söyleyelim bakalım. F. 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 Evet. F'ye benzeyen bir diğer harfimiz ama değişik. Hangisi? Kaf harfi. Kaf harfi hem kalın hem de fa'dan onu ayıran bir önemli bir nokta var. O da hangisidir? Söyle bakalım. Hocam, kafın üzerinde iki nokta var. Tamam. Fa'nın üzerindeyse? Hocam, bir nokta var. Bir nokta var. Eğer ki fa ile kafın üzerindeki noktalar olmasaydı biz ayırtabilir miydik? Ayırtamazdık. Tamam mı? Bir diğer harfimiz kaf harfi. Tamam mı? Kaf harfi. Kaf harfi ince mi kalın mı? İnce. İnce harflerinden. Tamam mı? Bir diğer harfimiz lam. Lam harfi. Tamam mı? Lam harfi. Bir diğer harfimiz mim. Tamam mı? Mim. Dikkat edelim. Bir diğer harfimiz nun. Tamam mı? Nun. Aynı, o da ince harflerden. Mim de ince harflerden. Lam da ince harflerden. Kaf da ince harflerden. Bir diğer harfimiz vav. Çıkarın bakalım bunu. Vav. Dudaklar öne uzarak. Vav. Vav. Tamam mı? Vav. Tamam, dikkat edelim. Bir diğer harfimiz ha harfi. İnce olan ha harfi. Ha. 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 Ha ile he birbirine karıştırma, tamam mı? İkisi de ince ama şekilleri ayrı ve çıkış şekilleri ayrı, hem de ses itibariyle birbirinden ayrı olan iki harf. Tamam mı? Bir diğer harfimiz lam elif. Lam elif diye isimlendirilmiş. Ne için? Çünkü hem lamdan hem de eliften türenmiştir. Tamam mı? Son harfimiz ise Arap alfabesinde ya harfimiz. Tamam mı? Ya harfimiz. Şimdi güzel bir şekilde inşallah anladınız mı değil inşallah. Ben inşallah arada size soracağım yani. Dikkat edin yani. Evet. Baştan iyi bir şekilde bize okuyacak olan kim olacak? Baştan. Güzel okuduğumuz gibi soracağım yani. Ne için şu harfi şöyle okudun diye soracağım. Tamam mı? İlk önce Muhammed'den başlayalım. Düzgün, Elif. Yavaş yavaş, heyecanlanmadan, tamam mı? Elif. He. B. Çok güzel. T. Çok güzel. S. Çok güzel. C. Çok güzel. H. Evet. H. Biraz daha. H. 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 Evet. D. Evet. Z. Evet. R. Z. 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 Evet. S. Evet. Ş. Evet. Sad. 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 Evet. Dad. Evet. T. Ba. A şeklinde oku ki iyi anlaşılan. Ba. Çünkü ta nedir? Kalın harflerdendir, tamam mı? A sesini vermeye çalışacağız, tamam mı? Ba. Ba. Evet. Za. Evet. Ayn. Evet. Gayn. Evet. Fe. Hı-hı. Kaf. Kef. Evet. Lam. Evet. Mim. Nun. Vav. He. Lam elif. Ye. Evet. Sen de bir kere oku bakalım baştan. Elif.
B, T, S, V, evet. A, H, çok güzel. Del, evet. Zel, evet. R, Z, S, Ş, Sad, Dad, Ba, Ba, Ayn, Ayn, Fe, Kaf, Kef, Lam, Mim, Nun, Vav, He, Lam, Elif, Ye. Sen de güzel bir şekilde bize oku. Haydi bakalım. Elif, Ba, Te, Fe, evet. Cim, Ha, Hı, Hı. Ha. Ha. Çıkar bakalım. Ha. Ha. Yap bakalım. Ha. Evet, çok güzel. Dal. Evet. Zel. Evet. Ra. Evet. Z. Evet. Sin. Şin. Sot. Sad. Sad. Evet. Dad. T. Ta. T. Z. V. Burada ne vardı? Artı peltek. Artı. Kalın artı? Peltek. Peltek harflerimizden. Yap bakalım. Va. 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 Peltek nasıl çıkıyordu? Dedik ki dilimizin ucunu üst olan dişlere, üst ön dişlere temas ediyoruz. Tamam mı? Va. Va. Tamam. Devam et. Ayn. Evet. Vayn. Evet. Fe. Fe. Evet. Kaf. 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 Evet. Kef. Kef. Evet. Lam. Mim. Mim. Nun. Vav. He. Lam elif. Ye. Evet, şu an bu harfleri kendi arasında kaç kısma ayıracağız? Bu harfleri kendi arasında kaç kısma ayıracağız? Kaç kısma ayıracağız? Üç. Üç kısma ayıracağız. Bu üç kısımlardan bir tanesi? Peltek. İkinci kısmı? İnce. Üçüncü kısmı? Kalın. Kalın. Artı bir de dördüncü kısmı hem kalın hem de peltek. Ha, peltek. Tamam mı? Dört kısım yani. İnce harflerimiz, kalın harflerimiz, peltek harflerimiz, kalın harf, hem peltek hem de kalın harf. Tamam mı? Ona göre dikkat etmeliyiz. Tamam mı? O zaman burada bizim kaç tane ince harflerimiz vardır? Kim bize sayacak? İnce harflerimiz kaç tanedir? Söyle bakalım. Elif. B. Tamam. T. Tamam. S. Tamam. Cim. Tamam. H. Tamam. Del. Tamam. Zel. Evet. Ra. Ra hem ince kalın, hem de kalın. Ince. Evet, ileride bahsedeceğiz inşallah. Tamam mı? Z. Evet. Sin. Tamam. Şım. Tamam. Ayn. Tamam. Gayn. Hayır. Gayn de kalın harflerdendir. Tamam mı? Unutmayalım. Gayn de kalın harflerdendir. Gelelim. Gelelim bakalım gayn üzerine. Bir dakika. Gaynın üzerine gelelim. Dikkat edelim. Gayn kalın harflerdendir. Evet. Gayn neymiş? Kalın harflerdenmiş. Tamam mı? Yanlış anlamayalım. Evet. Başka nerede kalmıştık? Fe. Fa'dan devam et. Fe. Tamam. Ka. Ha? Ka. Ka ince harf mi? Hayır. Ka kalın harfler. Tamam mı? Ç. Tamam. Lam. Evet. Mim. Evet. Nun. Evet. Vav. Evet. He. Evet. Ye. Yani bizim ince harflerimiz kaç tanedir? 20 toplam harflerimizin sayısı 20 kaç? 28. 28. Bu 28 tane harften kaç tanesi kalın harftir? İlk önce 7 tane kalın harf. Bunlardan bir tanesi, çünkü birbirine ayrı etmemeliyiz. Bir tanesi ha harfi. Ha. Tamam mı? Kalın harflerden bir tanesi ha harfi. İkincisi ise sad harfi. Üçüncüsü ise dat harfi. Dördüncüsü ise ta harfi. Ha. Beşincisi ise va harfi, altıncısı ise ga harfi, yedincisi ise kaf harfi. Tamam mı?
Bunları ayırt edelim. Bizim peltekuna harflerimiz hangisidir? Fa, bir de? Zel. Zel, bir de? Zel. Va. Ama hem kalın hem de peltekuna harfimiz hangisidir? Kim söyleyecek? Söyle bakalım. Va. Va, tamam. Evet, harfleri iyi bir şekilde inşallah anlatabildik. Haftaya inşallah başka bir konuya geçmek üzere. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim Azze ve Celle bu dersleri bize devam ettirmeye eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.